Salam qadırlı iyildəşlər, sağaman oturmuşsunuz. Diri Sözler adlı gəpləşiğimize hoş geldiniz. Bugünkü gəpləşiğimizde biz sizin ülən hoş xavar var da gürrün ediyoruz. Hoş xavar deyip belki eşidensiniz, belki de yok. Hoş xavar deymek, bu nə mi deymek? Nə xili hoş xavar? Kimden gələn hoş xavar? Nə məzadın hoş xavarı? Hoş xavar deymek, bu bir şatlıqlı bir xavar. Begençli bir xavar. Gelin bu xavar bu arada İncil'den bir tımsala seyredelim. Bu tımsal bize hoş xavarın ne demediğini açık düşündürüyor. Hoş xavar gelin toyu yağlı. Gelin toyuna menzeş. Gelin ilki bilen Mukaddes kitaptan İncil'den Matta'nın hoş xavarının 22. babından 1. ayetten başlayıp okuyup başlayalım. Bu yerde şeyle yazılan. İsa onlara yine de tımsallar bilen gürrün berip deydi. Göklerin padişalığı öz oğlu için gelin toyunu tutan padişa yağlıdır. Ol toya çağıranlara xavar etmek için hizmetkarlarını iyi veriyer. Yöne çağırılanlar gelmek istemeyerler. Padişa yine başka hizmetkarları iyi verip onlara deyir. Çağırılanlara aydın. Yine men naharımı tayyarladım. Öküzler, semiz mallar soyuldu. Ehli zat tayyar. Toya gelsinler. Emma olar ehmiyet vermeyerler. Biri öz ekin meydanına, yine biri öz sövdasının uğruna çıkıyor. Beylekler de onun hizmetkarlarını tutup horlayarlar. Onları öldürüyorlar. Şeylikte padişah gazaplanıp koşun yollayar da yankı kan horları dervi dağın ediyor. Şehirlerini otlayar. Onun hizmetkarlarını diyer. Toy tayyar. Yöne çağırılanlar muğa münasip değil eken. Yol çatırıklarına barın da kimi tapsanız toya çağırın. Bu hizmetkarlar hem yollara çıkıp yaman deymen, yaxşı deymen tapanlarının bağrını üyüşür yerler. Toyxana mihmanla doluyar. Padişah mihmanları seyredecek olup içerik giyirende toy giyimini giymedik bir adamı gözü düşer. Ona deyir, ey dost, sen toy giyimini giymen bu yere ne hili girdin? Yöne ol sesini çıkarmayar. Onsun padişah hizmetkarları deyir, onu el ayağını bağlan da, daşarık karanlığa taşlan. Ol yerde ağı ve diş gıcaması bolar. Çünkü çağırılanlar köp, saylananlar azdır. Bu tımsalda biz ne mezatları görüyoruz? Oğlu için gelin toyunu tutuyan bir padişah var da, padişahın toyunu görüyoruz. Padişah oğlunu öğürmek için toy tutuyor. Bütün baylığında, bütün yüreğiyle coşup, öküzler, semiz mallar, koyunlar soyup, nahar tayyarlap, mihmanları toya çağırıyor. Ama çağırılan mihmanlar, padişahın çakılığına ehmiyet vermiyorlar. Biri öz ekin meydanına, yine birisi öz sövdasının uğrunda, yine bir yerde, neticede çağırılanların hiçbiri toya gelmiyorlar. Onun tersine, havarçı iyi veriyor. Havarçılarını olsa urup yencip, kovup koyuveriyorlar. Padişah buna kaharlanıyor. Ve toya çağırılan mihmanları, onları derbi dağın edip, şehirlerini otlaya. Bu yerde, tımsalın birinci bölümünde, ne mi barada gürrün ediliyor? Padişah kim? Onun oğlu kim? Gelin toyu ne mi?
Mihmanlar kim? Xabarçılar kim? Nə üçün onlar gəlmədilər? Bu qovu soralar. Padişah bu xuday. Gelin toyu bu xudayın padişahlığı. Xudayın padişahlığı, xudayın cənnəti. Bu gelin toyuna mənzədiliyə. Çağırılan mihmanlar olsa, saylanan İsrail xalqı. Onları xuday bu öz şadlığına, öz toyuna çağırıya. Amma onlar gelməyələr. Oğul toyuna çağırıya. Bu deydiki, İsa Mesih'te onlara padişahlığa gelməyə mümkünçülük veriyə. Amma onlar oğlun toyuna, gelin toyuna gelməyərlər. Xavarçıları olsa, bunlar peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər xavarçı qoy veriyə, ilçi qoy veriyə, vağizçıları qoy veriyə. Amma onları urub yencib qovyarlar. Padişahın yağını, xudayın çakılığını inkar ediyorlar. Onda xudaya qaxarlanıya. Onları cezalab şəhərlərində otlaya. Hayran qalmalı zat. Adam nə edib? Padişahın çakılığını inkar edib bilər. Eğer beni ya da sizi padişah öz oğlunun toyuna çağırsa, onda biz bu çakılığı ret edip biliriz mi? Ya da yok, ben öz sevdamın izine çıkacak. Ya da ben öz ekin meydanıma gidecek. Ya da yine bir zatlar edecek deyip padişahın çakılığını inkar edip olur mu? Eğer padişah beni öz oğlunun gelin toyuna çağırsa, ben bu çakılığı hiç kaçan ret etmerim. Ulu şahatlık bilen, elim ayağım bilen ılgap giderim. Ben pikir ediyen sizden bunu inkar etmersiniz. Size padişahın toyuna barmak, o toya çağırılmak, o toyun en bir burçunda, en ehmiyetsiz yerinde oturmanın özü de bizim için ulu zat. Doğru değil mi? Amma Xudayın çakılığı, Xudayın cennetine çakılık, onun da xas xas uludur. Amma adamlar Xudayın çakılığını inkar ediyorlar. Öz işleri bilen, öz yolları bilen meşhur oluyorlar. Onda padişah ne ediyor? Hizmetkarlarına, köçelere gidin. Daşarık çıkın. Yaxşı deymen, yaman deymen. Kimi tapsanız, toya çağırın. Çünkü köp mihmanlar için yer tayyar, nahar tayyar, hemme zat tayyar. Gelsinler deyip, yine de hizmetkarlarını, adamları çağırmağa iyi veriyor. Olurum daşarık çıkıp, yaxşı deymen, yaman deymen, ehli adamları çağırıp toya getiriyorlar. Mihmanxana, toyda, mihmanxana, mihmandan doluya, toy başlaya. Amma təsin bir zat. Xuday, çağırılanlar münasib dəldilər, deydi. Onlar nə üçün münasib dəldilər? Padişa münasib olmanlıq üçün onlar toya gəlmədilər mi? Yox, padişa münasibdir. Ol xormata, ol izzətə münasibdir. Amma çağırılanlar özlərini münasib saymanlıq üçün gəlmədilər. Amma Xuday onları münasib sayıb toya çağırdı. Onları qovu görəyənlik üçün, söyəyənlik üçün toya çağırdı. Seyredin, çağırılan mihmanlar gəlməyəndə padişah xizmətkarlarını yenə də daşarıq iyi verib nəmədiydi. Köçələrə gidin. Yaman deymən, yaxşı deymən, kimi tapsanız toya çağırın deydi.
Padşa merhametli, padşa sevgili. Yaxşı deymən, yaman deymən, əxli adamları öz toy saçağının başında oturmağa çağırıya. Qadırlı dost, belki sen özünü Xudayın padşalığına münasib saymayansın. Bugün sana Xuday yüzləniyə, mənim padşalığımın toyuna gel. Mənim iyi verənim İsa Mesih'i qavul et. Onun verecek təzə qeymini qey də, mənim toyuma gel deyib seni çağırıya. Xuday seni münasib görüyə. Köçələrə çıxıb, yaxşı deymən, yaman deymən, əhli adamları toya çağırdı. Onlar gelib, Xudayın toy saçağının başında oturdular. Senem onların biri olup bilersin. Xuday seni öz toyuna çağırıya. Hayran kalmalı zat, bu nəhli beğençli. Bunu inkar etmə. Toya gel. Xuday seni çağırıya. Xudayın toy saçağı açık, mihmanın doldu, toy başladı. Padişah mihmanları görmek için içeri girdi. Ama toy saçağının başında oturan mihmanların biri toy geyimini giymen saçak başında oturur. Bu kim? Nedir? Toy geyimini giymen sen bu tayak girdin deyip padişah ondan sonraya. Ol hiç zat deymen ümsüm oturuya. Onda padişah öz hizmetkarlarına toy geyimini giymedik mihmanı daşarıq çıkarıp zının. Ol yerde ağı ve diş qıycaması bolar diye. Toy geyimini giymedik mihman daşarıq zınırlıya. Xudayın cennetinden daşarıq zıngılmak, bu dövzaha zıngılmak deymeyi anladı ya. Bu tayda neme, ne hili hakikat var. Gelin il yine öz medeniyetimize, padişanın toyuna gelelim. Padişah, yani bay adamlar, gruplu adamlar, eğer padişah daha toy verse, onda bu toy katı ulu oluyor. Merhametli, cömert, padişah her bir toya çağırılan mihmana təzə geyim veriyor. Sen padişahın toyuna gelen vaxtında köne vaxtlar şeyle olan, həzirəm şeyle. Padişah toy veren vaxtında ol toya gelen her bir mihmana toy geyimini giydirip kapıda içikte entə girmənkən sana toy geyimini giydirip ondan son sen toy saçağının başında oturup bilen. Eğer şol geyim giyilmedik olsa, eğer şol geyim sende yok olsa, onda sen toya çağırılan değil, sen o taya oğrunçı giren yalı olayan. Padişah şeyle diye. Ama Xuday, Xudayın padişahlığı da şeyle. Xudayın padişahlığına girmek için, Xuday sana toy geyimini veriyor. Bu geyim senin hapalı, kir, yani günlerden dolu, geyimin yalı değil, bu taze geyim. Bu taze geyimi giymen sen Xudayın cennetine düşüp bilmersin. Taze geyim bu İsa Mesih. İncil'de yazılan İsa Mesih'i halaskarı ve Rebbi hükmünde kavul eden her bir adam yok oradan doğuluyor. Ol tazeden doğuluyor. Ol taze adam oluyor. Kim Mesih İsa'da olsa ol taze yaratılıştır. Ol taze mahluktur deyip İncil'de yazılan. Bu dediği ne mi? İsa Mesih'e iman eden vaxtında senin günahların bağışlanıp, senin elindeki köne günahlı yaratılışını çıkarıp, taze Mesih İsa'nın keşfindeki taze elinin baş sana giydiriliyor. Ondan son sen Xudayın toy saçağının başında oturup bilersin. Eğer sende şol geyim yok olsa, onda sen Xudayın saçağının başında oturup bilmersin. Eğer oturacağım deyip fikir ediyen olsan, padişah içeri girer, seni görür.
Toy giyimin bolmasa seni daşarık taşlar. Toy giyimini giymedikler bulur. Bu öz kovu işleri bilen, öz dini noktay nazarı bilen, dini düşüncesi bilen, dini dert desturları yerine getirmek bilen, Huday'ın padişahlığına, cennetine düşerim diyen adamlar. Men daşarı yurtta kendi görüyen, İsa Mesih'e men inanyan diyen adamlar, onların içinde de çağrılanlar köp, ama saylananlar azdır. Dine, men İsa inanyan bir maşkalada doğuldum, şunun için men cennette düşerim deyip inanyan adamlar ken. Münglep, münglep şeyli adamlar var. Onlar Huday'a inanana yoklar. Onlar Huday'a hiç açan inanmadılar. Onlar yok oradanım doğulmadılar. Onlar yılda iki gezek yığınağa geliyorlar. Özlerini olsa biz de cennete düşeriz deyip hesaplayarlar. Ama bu yanlış fikir. Sen öz özünü aldayan, Huday'ın toy giyimini giymen, İsa Mesih'te veren teze yaratılışını giymen, hiç kim Huday'ın cennetine düşüp bilmez. Bu giyimi sen İsa Mesih'te giyip bilirsin. Adırlı dost, bu giyimi bugün İsa sana vermek isteye. Ol giyimi al. Dilek et de İsa benim yüreğime giyir deyip yüzlen. O senin yüreğine giyirer. Sen teze mahluk, teze yaratılış olursun. Ondan son, ulu şartlık bilen Huday'ın toy saçağının başına geç de otur. Senin için otayda yer var. Huday sana karışıyor. O seni münasip sayıp toya çağırıyor. Onun çakılığını ret etme. Huday seni bereketlesin ve sana pahata versin. Yine de duruş yancak. Hoş sağ ol. Amin.